Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte Flutter'da aslında bildiğimiz bir serinin devamındayız diyelim. Ee, en son biz sizlerle birlikte Flight'la ilgili işlemler yapmıştık. Bu Flight'tan ziyade Map işlemleri. İşte Map'in üzerinde pinleme, sağa kaydırma vesaire. Şimdi bugün şey yapacağız. Page View Builder Page View'den bahsedeceğim. Ee, bu birçok uygulamada gördüğümüz şu esnek bir şekilde sağa sola geçme efektlerinin yapımından bahsedeceğim. Bir de ee, dedim ki bir State Management'ın işte şu ara çok fazla zaten hani kafa yorulması gereken konularda zaten bunlar aslında Flutter tarafında, UAE'de zaten o hallediyor. E, dedim ki bu Flutter'la e, State Management'ta nasıl bir e, yenilik veya şeylere bakabiliriz? Mobix'e bu arada sarmıştım. Mobix'e başlayacağım. Bu projede MobX'e entegre edeceğim. Bu projeye bir iki tane daha belki video ekleyip login'i, Google login'i falan ekleyeceğim. Devamında bunu Store'a atacağım. Adım adım Store diye bir seri olacak aslında bu. Bu uygulamayı alacağım, store'a atacağım. Store'a atarken sertifikalar vesairelerle. Bu arada onları bir e, CD hattıyla değil, direkt manuel bir şekilde yapacağım ki herkes bu adımları öğrensin. Ama eee Udemy'de çekeceğim. Udemy'ye hazırlayacağım. Kontentte ise baştan sona aslında bir CD hat pipeline ile çalışan bir e, proje olacak. O kalsın orada. Şimdi bir öncekini hatırladık dediğim gibi şu aşağıda şeyler yapıyorduk. E, sağa sağ sola geçiyorduk, dokununca oluyordu. Şimdi şeyden bahsedeyim önce. Şu API'mi bir düzelttim. Ondan bir bahsedeyim size. API'ma ben birazcık content ekledim. Şöyle maps.json dersem şu an bu public. Bunu Google Maps'e ekleyince private'a çekeceğim. Buraya description'lar ekledim, fotoğraflar ekledim, bir şeyler ekledim. Bunların hepsini Google Sign'de yaptıktan sonra detaylı olarak yapacağız. Şuraya dokunduğunda detay sayfası açılacak gibi düşünebilirsiniz. Şimdi gelin biz Mobix'le bu şeyi ekleyelim. Bir sonrakinde de yan sayfayı yapalım. Bu kalsın ama şurada şöyle kalsın lazım olabilir. Şunu kapattım. Tamam nice. Ee, şimdi bizim bir önceki projede ne yapmıştık? Ha şey servisler yaptık. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Şunu yapmak istiyorum. Sayfamda sağ sola geçiyorum ve dokunmadan dikkat üzere gitmiyor. Bunu nasıl yapabilirim ona bakacağım. Şimdi Google Maps View'umuz varmış bizim tamam mı? Burada diyorum ki bak bir list view var çünkü hani sağ sol yapıyor. Ya ben bunu diyorum nasıl yapabilirim? Hani şimdi ister ne? Sağa ve sola geçtiğinde o kartın da hareket ederek Maps'in hareket etmesi. Bu bir ister. Bir de ister şu. Hani müşteriden size gelen. Hani şöyle yapıyor ya Sukrulu. Şurada kalsın. Hani şurada kal. Mesela şöyle bırakabiliyorum ben. Bırakmayayım diyor. Hani tam olarak o sayfada o açılsın. Veya şöyle kalmasın. Ee, buna istinaden bir isteğiniz var. Bir de değişiklik yapımında sayfa üyeyi güncellensin. O zaman bunu yapmak istiyorsanız hemen mantığı ne gelir? Ya burada bir pageleme var. Hani sayfa sağa sola. Page view deyince illa da page olmasını beklemeyin. Bir item'ı doğruya koyabilirsiniz. Biz burada bir item'ı koyacağız. Mesela ben bu kartı oraya koyacağım. Nasıl koyuyorum? Zaten bir list view builder yapmışım bakın. Bunu geliyorum. Page view builder'a çeviriyorum şuradan. Hiçbir şey yapmadım. Aslında aynısını hatta kullanacağım diyebilirim. View builder yapıyorum tamam mı? Yanlış yazmadıysam. Page view builder. Evet. Şunu da widget'a çeviriyorum. Tamam mı? Şimdi burada shrink wrap'ı kaldırmamı istiyor benden. Onun dışındaki her şeyin aynı olduğunu gördünüz. Ama farklı çalışacak. Nedenini göreceksiniz. Şimdi başlattım. Şimdi o kart fullleyecek. Tamam mı? Şöyle gördüğünüz üzere. Ama şu an ben birinci isterimi tamamladım bak. Hiçbir şey yapmadan list bir şey yaptım da şu an birinci isterimi hop tamamladım. Peki ikinci isterim ne? Dokunmadan normalde şuraya dokunduğumda gidiyor. Dokunmadan bunu yapmak. O da çok kolay. Zaten page view yıldır sana bunu veriyor. Bak burada on page change var on page change sana bir integer function döndürüyor. Bunu da normalde ne yapıyormuşum? Bak kamera update şu on tap deyince indeksi alıp controller'da hani met kamera diyormuşum şurada. Şurada. Tamam mı? Bu controller nereden geliyor? View'dan mı geliyor? View, mod ha, view model. Şuradaki bu burada easy view model denilenini kullanıyoruz. Hani bu paket vardı ya zaten bir önceki videoda hani bunu merak ediyorsanız bir önceki videoda erişebilirsiniz. Şuraya function navigate to root, root diyeyim. Root, root doğru yazdım düşünmüyorum ama neyse kalsın. Şimdi burada şey diyeceğim. Integer index alacak bu. Şu işlemi yapacak. Ona verilen aslında ona verilen bu index şey bir tane flight list'ten item alacak aslında. Şu indeks alacak ve burada lat longuna göre hareket edecek. Navigate route'u alıyorum. Şurada bunu siliyorum. Direkt navigate route diyerek indeksi vererek bunu tamamlıyorum. Şimdi bak burada ne yapıyorum biliyor musun? On page zaten bana indeks dönüyor. Ben artık direkt indeksinde şunu verip indeks dersem o zaman artık şunu da yapmış olabilirim. Bir list view'i 3 saniyede bir page view builder'a çevirdim. Ve gördüğünüz üzere sayfamda animasyonlu bir şekilde geçişlerini yakalayabiliyorum. Bir müşterinin listelerini aslında karşılamanız bu kadar basit. Ve şu paging'lere yapmış oldum. Sağa sola gitmesini engelliyorum. Her şeyi yapabiliyorum şu an. Bu çok şık. Ve en nihayetinde şundan kurtulmuş oluyorum. Benim şuradaki 10 tebe artık ihtiyacım yok. Çünkü zaten geçiyor sayfa. 10 tebe farklı şeyler koyabilirim. Onu sonra tartışacağız. Bunu yaptık. Page View Builder bu kadar basit kullanıyoruz. Peki ister şu. Şu snapping gözüksün. Peki bunu nasıl yapacaksınız? İşte o birazcık custom. O da çok custom değil. Controller'da Page Controller veriyorsunuz. Tamam mı? Orada da sizden bir tane View fraction diye bir değer istiyor. 1 ile 0 arasında olmalı. Buna da 0. Nokta, eğer 0.55 verirseniz sayfanın yarısına kadar getirecek. Bak gördüğünüz gibi şuradan sayfanın yarısında kartlar oluşturuyor. Yani siz buna gelip 0.8 gibi bir value verirseniz gördüğünüz üzere snapping yani ister zaten şey biliyorsunuz sağdan bunun gözükmesi sağdan şöyle gelmesi sağdan snapping gözüküyor sayfanın zaten kapladığı yeri görecek olursanız gayet net anlaşılıyor. Şimdi şuradaki tek sıkıntı ...list flight'ın nerede olması? Left'tekini artık kaldırabilirim. Çünkü zaten ben kendim bir padding atadım şu an buna. Left'teki padding'i kaldırdığımda istediğim sonucu rahatlıkla almış oluyorum. Ee, hatta şöyle eksi 10 verenleri de gördüm ben. Bu birazcık daha şu sağdan... ...şöyle eksi 20 hani sayısal olarak böyle vermemek lazım da... ...eksi 20 veriyor ki şu sol taraf içeri girsin diye. O da bunun fake'i diyebilirim. Ee, ama bunu şey yapmanız tabii ki daha mantıklı. Mesela şu değerleri e, ee, onu da hemen çok geri gelmişken söyleyeyim. Burada bir konteksim var mı elimde benim ona emin değilim ama e, konteks var mı şurada? Konteks yok ama şöyle bir şeyden bahsediyorum. Hani siz kendi projenizde yaparken öyle kullanmalısınız. Şurada mesela double page bit diye bir şeyiniz olsun tamam mı? O şöyle çalışsın. Bir tane build konteks alsın şu anlık içine. Konteks versin. O da geriye media query'den bu amacım şey şu an. Ne yaptığımı zaten anlayacaksınız. Media Query. Şöyle mi kullanıyorduk? Hayır, no. Heh, tamam, benim biraz şey yaptı da. Size'ın içerisindeki page width'i alacağım şuradan. Bit. Yok, device width. Şurada size'ın içerisindeydi. Evet doğru size'ın içerisindeki e, şurada bir page ile alakalı bir şey vardı. Bir tane daha mı size var? Yok bu değil hayır. Size'ın içerisindeki inside aşağıdan ve soldan sağdan değerlerini verecek bize. Şeyi hatırlayamadım. Şu device width'ini hatırlayamadım da bir saniye hemen kendi yaptım. Şu şeyden bakayım diyecektim de ha, size nokta bit var tamam doğru size nokta bit e, niye gözükmüyorsun media query off dedim Size'ın içerisindeki bit yenisinde yok mu bu ha, geldi demin gelmedi Allah Allah bu şaşırdı yani. Tamam. Bir tane de height değerini alacağım şuradan. Tamam mı? Page height diyeceğim. Bunu şey için yapıyorum. Ben şunu yaparsam daha tatlı olur. Mesela herhangi bir yerimde 20 veriyorum ya. Bunu böyle yapmak yerine page height. Şunu şöyle yapayım. Page height zaten page width daha doğrusu. Page width konteksi aldım. Çarpı 0.01'lik bir value dersem. Mesela o daha böyle e, kontrol edilebilir bir şey oluşturacak size. Çünkü diğer, bütün ekranlarda bunun olmasını bekliyorsunuz ya 20 o karşılığı vermeyebilir ama bu karşılığı verir. Hepsi için bunu yapabilirsiniz. Dinamik bir şekilde width height değerlerini alabilirsiniz. Hatta bu screen utility diye bir kütüphane var. O da bu şekilde çalışıyor aslında matematiksel hesaplamalarla. Tamam bunu yaptınız. Süper. Şimdi müşteriden gelen listeler şu. Tamam abi diyor sen bunları gösterdin güzel diyor. Benim isteğim senden şu diyor şu anlık. Ee, bir işte şu değişikliklerde ne bileyim Şurası olduğunda Ağusturya'ya appbar at yani şöyle diyor bu adam diyor ki bana bir appbar yap diyor tamam mı? Şöyle diyor nerede stack değil de scaffold'da bir appbarın olacak diyor appbar. Gerçi appbarı oraya koymasak daha iyi olurdu da neyse. Appbarın olsun diyor background colorını da transparent ver diyor tamam mı? Ondan sonra bunun başka neyi var? Ha bunun mesela şu şöyle oluyorsa bunun değeri elevationdan dolayıdır. Elevation'da o 70 sıfıra çekersen o da gidecek. Tamam, bu da güzel. Ha diyelim ki adam ne ki, ebar şeyin üzerinde gözükmesin, ee, böyle olmasın. Yani olması hoş değil. App bar o zaman ben stemi alırım. Yani boşuna yapmadık bu üsteyi. O zaman app bar şeyin üstüne çıkacak, gözükmeyecek bile. Mesela bunun içerisine bir title diye property atarsam, mesela text diye. Gayet hello gözükecek. Şimdi ister şu aşağıda hello nereye geldi görebiliyor muyuz? Göremiyorum ben şu an. Acaba acaba nereye? Acaba şuranın şu yanlış yerine koydum? Stack olduğu için en öne gitsin. En önde olduğu zaman gözükecek muhtemelen. Ah hello geldi gördüm. Nice. Center title diyeyim şuna da bir de. Yes center title'da da ortaya gitsin. Hello geldi. Şuna da colors Bunda bir sonraki de tamayı da ekleyeyim de style'a şu anlık tek style'dan bir colors nokta color'ına colors nokta black vereyim de şu anlık bir ortada öyle dursun. Black. Ya ister değiştir de her şey olur. Önemli olan buradaki ister şu, şu aşağıdaki gelen text'in değiştiğinde zaten değiştiğini ben yakalayabiliyorum şu an buradan. Bu aşağıda gelen value'nun bana set olması isterim bu. Ama bir saniye şey oldu. En öne 10 atınca sanırsam şöyle olacak ama. Bir saniye. Hep, böyle olunca problem yok da şey oldu. App bar'ı buraya koyunca ee, kızdı. Bottom list view nerede? tamam. Şöyle yapalım. App bar'ı yine buraya koyacağım ama şöyle yapmam lazım. Bunu zaten şeye çevireceğim de. Page netle sarıp ee, nerede o? Şurada görmüştüm. Yes. Şuna saracağım. Page netle saracağım. Top 0 desem Şimdi o tab bottomla taptaki yerini alacak ki ona göre çizecek. Infinity kızıyor. Şöyle yapayım. Bit type vermediğim için şu an kızıyor. Passionate to Fill diyeceğim. Yes. Tek derdim şey ya, şuranın gözüksü olması ama Fill dedim. Left 0'dır, Right 0 dedim. Muhtemelen şunu... Yok, araya alsaydık bu çözülmüştü ya. Şurayı alırsam zaten çözülecek. Yes. Şuraya alırsam soru kökünden elde olmuş olacak. Yes. istediğimde zaten buydu. Ama tabii bak şu an işte stack'in sıkıntılarını yaşıyoruz. Stack e, app bardan ötürü mü diye düşünüyorum da app bardan ötürü herhalde ya bu bunu yaptığı. Çünkü şeyi engelliyor. E, ön tarafı komple kaplatıyor. Feel nerede? App bar Top left verdim. Tap'tan on versem şunu page net'e çevirsem, height değerinde bunun mesela 20 versem top null diyor ki height değeri tamam verdim. Ha height değerini verdiysen diyor şunları şunun yerini vermeyeceğiz herhalde. Height değerini 20 50 versem aslında taptan 20'lik bir aşağı indirsem. Aynen istediğimi aldım. Tamam nice güzel. O demin yaptığımda bütün adı kapsadığı için kızdı. Şu anlık şöyle yaptım. Mesela bu page height'i de böyle vermemek lazım. Tabii ki bunda nasıl vereceğiz? Yine demin yaptığım page height diye bir property vardı ya. Page Bittiğin height. Context alacak. Bunda çarpı sayfanın width height'ini bilmiyorum ben. 0.2 lik desem benim için sanırım Gayet evet 0.15'te yeterli olacak. Şimdi bunu da şöyle bir Wrap New Widget değil de Şurada metoda çevireyim şöyle. bu patient App var. Tamam mı? Aldım. Şuradan şuraya çeksem ben. Şu an çalışacak muhtemelen oraya koysam da. Problem olmayacak. Evet. Tamam. Süper. Tamam. istediğimi aldım ben. Şimdi gelelim olaya. Şimdi Black Black olsun tam gözüksün. Şimdi istediğim şey dediğim gibi State Management kısmını dahil etmek. State Management kısmı içinde de yapacağımız aslında çok basit. Bir Mobix kütüphanesini içeri ekleyeceğiz. Neden Mobix seçtim? Mobix bir kere benim isterime en karşılayan şey gibi hissettim. Geçen günde biz e, şirketteki arkadaşımla da konuşurken hani o aslında Mobix'i demişti. Benim de aklıma vardı. Ondan sonra bir geldi zaten bak burada da ne çıkıyor. Ya bu işlerin sebebi şu, neden bunu seçtim mesela? Provider'da bir State Management, Provider'da zaten bu arada hani mobil seçiyorsunuz ya veya Block'u seçiyorsunuz veya Redux falan bir sürü şey var. Seçiyorsunuz ya, buradaki işlerleri bilmek çok önemli. Bir de şey önemli, e, ne kadar dinamik yazacaksınız? Bu önemli. Bir de e, hangi State Management'ı seçeceğinizin kararını aslında hepsini deneyerek vermelisiniz. Ben hepsini denemeye çalışıyorum. En son blok üzerine çok ağırlaşmadım ama provider'la birçok örnek yaptım NVM artı provider'la ama yetmedi veya e, özellikle işte notify biliyorsun bütün sayfa bir daha çiziliyor set state'ler bir daha koşuyor bir daha onları parçalamak lazım falan Mobix bana biraz daha böyle daha mikro seviyede hoşuma gitti aslında onun olayı da bu bu arada web dünyasında yazarken ben böyle okumuştum yani çok hızlı ve kolay şeyler yapabileceğinizi anlatıyordu aslında bunun olayı tamam yani şey Action'lar var. Observable diye bir observable zaten bildiğimiz bir şey. Ee, observable olup onu dinleyebiliyorsunuz ve bunun sonunda işte bir reaction dediği şeyle de bir çıktı var. O çıktı da oraya direkt etkiliyor. Ama bunun için bir daha set state falan yazmıyorsunuz ya da notify Zaten observable olduğu için bunu dinliyor ve sırf, e, reaksiyonunu alıyor diyebilirim. Şimdi bu pattern bu şekilde. Bu paterni içeri dahil edeceğim şu an. Nasıl davet ediyoruz? Şimdi şunu kullanırken önce şunları eklemeniz gerekiyor. Mobix'i eklemem gerekiyor. Bu bir. Mobix'i şuraya getirdim. Mobix'in kullanırken e, bir tane tabii ki farklı birkaç tane yöntemi var. Mobix'i içeri eklesin. Ben şu Pubspec'imden kendi şeyimden bakayım nelerimiz daha vardı. MobX e, Mobix var. Flutter Mobix ekleyeceğiz. Bir de Mobix kodgen var. Onu ekleyeceğiz. Çünkü şey için. Şimdi bu Mobix'teki arkadaş yani Mobix'in çalışma prensibinde bir işte bir store denilen bir mantık var. Store'da view modelunuz, view model'ınızı yapıyorsunuz. Bu sayfanızda o konuşuyor ve Changes'lar da birbirine haberleştiriyor aslında. Ee, şimdi oradaki dünyadaki yapacağımız hareket şu. Biz diyeceğiz ki mesela bir view model tanımlayacağız. Orada concreted value'lar var, observable'lar var. Bunları şeyle veriyorsunuz e, annotation'la ve annotation'ı verdikten sonra bir build işlem yapmanızı bekliyor size. Çünkü ona göre aslında şey yapıyor. Bu tamam yani yine Flutter'ın reflection bence olmamasından ötürü. Var da o stabillikte de değil istediğim şeyde. Ee, tam Mobix'i de ekledim. Bir de Mobix Kodyen vardı satın satılamıyorsam. Yes. Mobix, Mobix Kodyen'i de ekliyorum. Mobix de dediğim gibi seviyorum. Çünkü dediğim gibi tam o şeyi karşılıyor yani. Hani sürekli birazdan yazın anlayacaksınız. Sürekli her yerde işte notify listener falandan ziyade ne ne istiyorsa onu anlık olarak tak tak servisler cevap geldi. takal takal oluyor. Ve bu güzel oluyor. Şimdi servisten cevap bir sonraki yapacağım ama burada da onu karşılayacağım. Ee, şimdi bunu ekledim. Bunun kullanımında ise şöyle bir şey var. Mobix, Flutter Mobix e zaten ortaya çıkıyor. Şurada gözüküyor. Şunu bir açalım. Flutter Mobix. Şimdi burada aslında bir app bar ile klik yapılan örneğini vermiş. Aslında buradaki temel mantık şu. Hani bu bu o bir observable var. Observe dediği şey o sizin Mobix'te birazdan yapacağım o bir dinleyecek. Şurada counter yapmış mesela. Bu counter'ı dinliyor benim yaptığımı dinleyecek, benim yaptığımı dinlediği sonucunda da bana bir sonuç döndürecek ve hani direkt eşittir value vesaire yaptığımda ben sonuçlarımı alabileceğim. Bu şekilde hani biraz şimdi anlayacaksınız ne olduğunu. Yani ben şu anki logic'te şu hello'yu şuradan anlık olarak değiştirdiğimde hiçbir şey set steklemeden yapmasını sağlayacağım ve bu da gayet bence iyi bir örnek olacak. Şimdi biz gelelim olayımıza. Bizim şimdi olayımız ne? Şimdi bizim olayımız şu. Nerede bizim view modulumuz? Yes. Şimdi bizim bir tane zaten şeyimiz var. Ee, bir V oluşturmuştuk şu bu kullandığımız paketten ötürü. Kullandığımız paket aslında bu V model mantığında değil de bu biraz daha şey. E, sayfayı parçalamak aslında bunu yaptı. Bununki V model değil. Gerçek V modelu ben şöyle VM'de bir klasör oluşturacağım. Modelimi de oluşturayım buraya gelmişken. Flight modeli de şuraya atalım. Tamam mı? Hatta buraya gelmişken View'umu da oluşturayım. View'umu da şuraya atayım e, Google Maps Start neymiş? Şunu kullanmıyorum herhalde. Ya da Viva atayım. Şu anlık şu şurada kalsın mı? Şunu sonradan dahil edeceğim proje. Tamam şunu ekleyelim. Bu bir gitti. Şunlar gitti. Tamam bu da geldi. Neye kızdı? Google Maps, Google Maps View. Tamam bu da normal. Yani şunları silelim. Bu şunu da şundan ekleyelim. Tamam hocam güzel. Tamam burası da tamam. Google Maps View. Burada neye kızdı? Position. Ha şey. Extension'a kızdı. Extension yazmışız bir yerde. Nerede acaba? Bir yerde bir extension olması lazım. Modelle veya modele yazmışımdır ben bu muhtemelen. Şu. Şu extension'da şuraya. Bir extension kullanmak için illa da eklemeniz gerekiyor şöyle. O da geldi. Tamam. Nice. Şimdi hocam. Aa ben gitmişim. Şunu kapatalım. Tekrar hemen quick açayım. Pardon. İlk açımda böyle kocaman gördük. Onun için I'm sorry. Şimdi evet full hd 10 kuponk ile. <laughs> şimdi şuraya geldim view flaten top dedim. Nice. Şimdi hocam dediğim gibi ne yapıyoruz? Ha şey ekledik. Mobix ekledim ben içeri değil mi? Bir tane Mobix'im şurada view modelim oluşturdum şimdi. Asıl e, Google Maps demeyeyim de maps maps view model diyorum. VM de diyebilirsiniz. nokta dart diyorum tamam mı? Şimdi burada yapacağımız işlemler şunlar. Bir tane store denilen bir mantık var. Bu Mobix'in, Flutter Mobix'in paketinin içerisinde. Ben şimdi bir tane klasım oluşturayım. Bir tane vmodel diye hani yapıyorum ya. Maps vmodel diye oluşturdum. Şimdi buradaki olay şu. Zaten içeride bizim için alıştırılmış 3 tane property var. Dediğim gibi nerede o? A bu şey unsplash bunları şeyde kullandım o servis hazırlarken. Flutter MobX'i nereye attık? Ee, Pub dev. de pardon. MobX'de zaten söylüyordu. Bak şimdi şurada observable var. Observable dinlemek için. Tamam mı? Bu okey. Burada asıl olay bir tanesi şu. Action'lar var. İşte o action'da herhangi bir servis kol vesairede cevap verip o value'yu Harik tetikleyecek bir de com, computed observables yani şey var ee, diyor ki hani iki tane volume var bir de bunların dinlediğin hani bu ikisinin sonucu olan bir volume olabilir bunu da computed olarak işaretlemeni bekliyor. İçeride de şey var işte iki tane yaklaşım var diyor driver state bir de core state var diyor driver state bizim için şeydir diyor işte şu tanımladıklarımızdır diyor string ve ahmet Mehmet ama core state'de ise pardon core state tam tersiydi. Core ise şeyden bahsediyor. Yanlış bilmiyorsam. Driver State. My, tamam. E, full name is driver state. Tamam. Full name dedim gibi full name e, hesaplandığı için driver state. Ama şeyse first name veya last name ise direkt core'daki bir state'den bahsediyor. Burada dediğim gibi bunu da şu şekilde işaretleyebiliyorsunuz. Computed diye. Tamam bunlar kalsın önemli değil. Şimdi benim isterim neydi? Benim bir tane map view modulum var. Map view bir değişikliğim olacak. Bir string tamam mı? Bir string bir value gelecek tamam mı? Bu string value benim için ne olacak? Aslında bir observable olacak. Observable'ı aldım şuradan tamam mı? Şimdi şu flutter mobx geldi. Güzel. Value demeyeyim de title diyeyim. Tamam mı? Ve bir tane de action olacak. Function change app bar name diyeceğim. En güzel böyle anlaşılır. Şimdi bu da ben bu da bana bir string şu anlık text döndürecek. Yavaş yavaş o hepimi, hepsini buraya taşıyacağım. Bu geldikten sonra da bunu action olarak işaretliyorum. Action olarak işaretliyorum. Sonra burada gelen bak title'ı diğerlerinden farklı olarak işte en büyük özelliği bu. Hiçbir şey yapmadan aslında direkt title eşittir text diyerek ben artık burada e, projemde direkt şeyi bu tekste bir değişiklik olduğunda anlık olarak bunu dinleyen bir bind etmiş oluyorum peki nasıl olacak? Şimdi bunu yaptınız ya, bunu yapınca tabii ki bitmiyor. Bunun bir extent, bir tane store denilen bir kavram var işte. Store şöyle. Store'u store böyle class tip extend edemezsiniz tamam mı? Store'u şurada da zaten gördüğünüz üzere şurada göreceksiniz. Şurada bir app, ha, with pardon. With, yes. With diyorum. Ha, store gerçi geldi herhalde değil mi? Bombix'de geldi. Ha, Mix'in dediği için geldi. tam süper. Store olarak sizin bunu bir kere imzalamış olmanız gerekiyor. Yani bundan türetmiş olmanız gerekiyor. Bir de e, bunu bir soyut bir sınıf olarak işaretlemeniz olmanız lazım. Şey için bu anladığım kadarıyla. hani Bununla ilgili tam böyle bir net bir okuma göremedim aslında. Biraz okudum ama. E, bu Maps V model'lar. Yani Maps V model benim verdiğim isim gerçi de. Bu store'dan türeyenler başka function'lar olabilir. Soyut bir sınıf olarak işaretlemek must yani. E, aslında soyut bir sınıf olmasının çok bence bir anlamı yok ama tam böyle neden obz, neden şurada bir abstract class kullandığını açıkçası biraz baktım ben göremedim. Bir daha bakarım ama bu core'da yapılması gerekiyor. Bunu yaptınız mı? Asıl önemli olan konu şu. Part ve part of'lar. Part ve part of sizin de yapabileceğiniz aslında çok güzel bir flutter'ın özelliği. Şöyle map, map key'de diyorsunuz Bir de pub'de e gelip builder'ı koyayım. Şimdi bu partla part of ne biliyor musunuz? Part aslında bu build. bu Şimdi bu partla part of flutter'daki dediğim gibi güzel özelliklerden bir tanesi şunu sağlıyor size. Eee, şunu dev dependency ekleyeceğim. Dev dependency'ye şey ekleyelim. MobX kod yerini de şuraya almanız gerekiyor. Bunlar şey dev dependency normalin farkı biliyorsunuz şey neydi onun adı ee, deve aldıklarınız kod değerlendiğinde veya paket store'a çıktığınızda bu kodlar production'da göremezsiniz. Sadece işte bu yapacağımız ara işlemlerde. Heh şeyi bahsediyordum. Bu partla part of şu. Bu part bir böyle key value gibi düşünebilirsiniz. Part ve part of denilen kavramda part diyor ki maps, vim, gdart bir şeyler birazdan oluşacak. Bu yıldır aracılığıyla. Bu oluşan paketin içerisinde sadece bunun görebileceği bir tane Dart Maps View Dart olacak. Part öbür tarafta da part of olacak. O da bunu işaretlemiş olacak. Maps View'ma ve bu sayede bu ikisi sadece birbirini konuşacak. Yani bu da şu anlama geliyor. Birazdan code generation'la pardon. Code generation'da bir tane dosya oluşacak. Bu sayede ikisi birbirini konuşturması için private aslında bir annotation gibi düşünebilirsiniz. Şimdi bunu çalıştırmak için mesela ben şu an bunu yaptım. Bu bu tarafı bitti. Bunu çalıştırmak için şurada ben pubspec'im attıysam rich'ni atarım ben genelde. burada göremedim. Flutter packages hemen şuradan bir bulayım ya da durun bir saniye. Hemen bulayım. Şuradan buluyorum şimdi. Bir, bir tane package'de build komutu var da onu ben şuradan alayım da bir daha tek tek yazmakla uğraşmayayım şurada. Ha şu. Flutter packages şu. Şöyle yazıyorsunuz. Ah pardon. Aa. Kopyalayamadım vallahi. Şuraya geldim ha. Şu komutu yazmanız gerekiyor. Ben bunu readme'ye de eklerim zaten. Tamam mı? Bu ne yapıyor biliyor musunuz? O bu runner'la birlikte şu annotation'ı birazdan okuyacak. Eğer ben eksik bir şey yazmadıysam gerçi şeyi yazmadım gerçi başına da. Şunu vermedim de. O birazdan gelecek şimdi zaten. Verince anlayacaksınız nereden geldiğini. O annotation da şimdi bana bir şey oluşturacak şimdi. Şu packages bu uygulamaları çalışacak şimdi. ben şu bu arada şunu da şuraya atayım. Şuraya ah pardon onu silmeyelim. Save all. Şimdi bu işaretlediğim için ben bunu Maps View bir part ve part of ve observable hani bir şey paketi olarak yaptığımı söylediğim için şimdi bu bu Runner bunu görecek bir bana bir maps view dart var ya maps view.g.dart diye bir dosya oluşturmasını bekliyorum ben ve bu sayede ben aslında dinamik olarak bir view bu da aslında oluşturmuş oluyorum. Sonrasında sayfadan ben bunu dinlediğimde zaten ben bunu çok rahatlıkla entegre edip kullanmış olacağım. Şuradakinde de zaten yaptığımda da ondan bahsediyor Bu çok önemli değil buradaki yaptığı da sadece şunu da alayım da şurada bir daha uğraşmayalım. Biz de çünkü yapacağız. Bizim yapacağımız da şöyle şuraya gelsin oluştu mu oluşmadı muhtemelen şunu vermemiz gerekiyor şöyle yapacağız bir saniye şöyle yapmamız lazım hemen bir saniye şöyle yapacağım diyeceğim ki counter diyeceğim counter'ımın içerisinde aslında şunu maps view model değil de maps view base desem tamam mı maps view base desem ve oluşacak bu private olarak oradan gelecek bu bunun oluşacağı ise aslında MapsViewModel oluşacak. Şimdi ben bunu yaparsam muhtemelen paket bunu görecek. Şu annotation da vermediğiniz sürece sanırım oluşturmuyor. Yani satılamıyorsam öyleydi zaten. Şimdi MapsViewGDart da doğru değil mi? Heh, bak şimdi gördünüz mü geldi. Şimdi bak bunun içerisinde ne var? Asıl bomba bu zaten. Bak burada görüyor musunuz MapsViewModel diye aslında e, isimden ötürü sanırım yanlış almış bunu. Şurada MapsViewBase MapsViewBase, maps. Tamam, MapsView modu da olur, fark etmez. Bir tane bizim için bir private string bir dosya oluşturdu. Bunun içerisinde kendi bir observable'ını koydu ve bunu sadece bu part ve part of olanlar birbirini görebiliyor ve bu sayede aslında dediğim gibi korumalı bir sınıf oluşturmuş olduk. Tamam şimdi bunu da yaptınız mı? Tamam bitti. Benim yapacağım da biliyor musunuz? MapsView'a geldim. Bak MapsView burada tamam mı? Benim yapacağım işlem zaten sadece şu app bar'ını ilgilendiriyor. Şimdi benim yapacağım bir tane şurada şey tanımlıyorum. Neydi onun adı? Bir tane e, bu ViewModel dedim oluşturdum ya. ViewModel'dan bir tane aslında obje Nest oluşturuyorum. Diyorum ki init state'de de yazabilirsiniz. Final olarak diyorum ki neydi? Google şey ne yazdık adını onun biz bu değil de şunu Maps ViewModel eşittir New demeye gerek yok. Şöyle Maps bir model deyip bir tane instance oluşturuyorum. Bunu bu arada mesela e, Provide ile bağlayıp şeyde Store'a da atabilirdiniz ve istediğiniz zaman bu Maps bir da erişebilirdiniz. Tamam bunu yaptınız. Bunu yaptıktan sonrası çok basit. Şuraya geliyorum. App barımız sadece şurasına bakın şimdi. Olay zaten bu. Şuraya geliyorum. Şu anlık şöyle yapacağım. Observer diye, observable değil de observe diye bir kullanım var. Ah pardon yanlış visit anlamında şöyle kullanacağım. Observable kullanıyordum burada bir saniye observable. Yanlış yanlış yazıyorum. Input'ta gözümün önünde görünen observable o Hah bu tam. Bunu ekleyeceğiz ama. Hah flat geldi. Bak şimdi benden bir tane bu default'na builder istiyor. Builder'da context dönüyor normalde size şu zaten söylüyor. Bir tane context context kullanmayacağım ben şu anlık. Ben geriye şu tekste dönüyorum, tamam mı? Şimdi bak benim burada yapacağım ne biliyor musunuz? Yukarıdaki şu amca var ya maps, vmodel, nokta, bar name değil title'ı çağıracağım. Şu an nasılsa da, şu an nasıl gelecek ilk golü atamadım çünkü. Hello'yu atayım şöyle, tamam mı? Şu an bunu yaptım. Debug konsolda bir şey görüyor muyum? Bir bakayım. Hello 2 desem. Ay şey makinede bağlantısı kesilmiş. Tekrardan bunu ben bir çalıştırayım. Şimdi bu hello'yu dedim ya. Şimdi bu tarafta işim bitti. Benim yapacağım işlem ne biliyor musunuz? Hani benim bir tane şeyim vardı ya. Ee, navigate to route vardı ya. Hani sayfa değiştiğinde. Aslında ben şunu şuna çevireceğim. Yapacağım tek işlem şu. Geliyorum. Hani onu o tarafta da yapardınız. Zaten bunun hepsini bu tarafa taşıyacağım sonra. O yukarıdaki Maps maps.vmodel'ımın içerisindeki change appbar name'ine bu sayfadaki name vardı benim flight list'teki indeksin country'sini atıyorum. Ve bu sayede ben hiçbir şey yapmadan buradaki name'i güncelleyerek Flutter tarafındaki UI'de sadece etkilediğim alanındaki datayı güncellemiş oluyorum. Aslında Mobix'in de hani benim de kullandığım en sevdiğim tarafları da bu zaten. Sadece belli tarafları, belli hareketlenmesini gerektiğiniz yerlere işaretliyorsunuz. Akabinde o o ilgili alanlar kendini güncelliyorlar. Güncelledikten sonra zaten e, daha korumalı böyle set state'lerin havada uçmadığı bence ki bu önemli. Set state'ler böyle set state çünkü sayfa sürekli çiziliyor. Sayfa sürekli çizilmedi. Sadece kendine ilgili alanların çizildiği daha böyle e, bence performanslı bir uygulama elde etmiş oluyorsunuz. Ki kullanımı da kolay. Yani dediğim gibi sadece şu annotation'ı iyi yapmanız gerekiyor. Bir de computed var. Şu an ben onu yapmadım da artı bir şey yapar eklerdim. Önemli değil. Biz zaten şimdi buna servis kollarını ekleyeceğim bir sonrakine. Servis kollarıyla yapacağım. Ama bu güzel bir. Ben seviyorum yani. Bunu provider'la bağlayacaksınız. E, ee, provider'la bağladığınızda zaten bu tamamen aslında bizim için bitmiş olacak. Şimdi Hello 2 geldi. Şimdi bak şimdi şurası çekiliyor şu an. Datasını çeksin. Data geldi. Datayı değiştiriyorum. Şuradan değiştireyim. Avusturya'yı seçtim. Şuraya geliyorum. Change app bar name'e geldim. Doğru yaptım. Şurada bir problem yok. Şurada change app bar name'i değiştirdim. Observable'ımı verdim. Şuraya bakıyorum. Mobile, mobis, mobile, 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 Tamam burası da doğru. Şurada bakıyorum. Dedim. Change app bar name'de problem yok. Burada da problem yok. Maps view modulunda da bir problem yok. Title geldi. Text geldi. Buraya da düştü. Burada da bir şey yok. Tam burası da doğru. Şu text'i basayım. Pardon. Bu da doğru. Bunda da problem yok. Sadece sanki problem olan kısım şu gibi duruyor. Her şey doğru olsa da Tamam state'lerimi verdim. observable'ımı verdim. Değil mi? Observable'um da tamam. Title'umu verdim. Action'ımı da verdim. Action da tamam. Aslında doğru yaptık. Şu an burada çalışmamasının sebebi ee, Observable da tamam. Builder da tamam. Nefsi bir modulu dinliyorsun. Tamam bu da tamam. Burada problem yok. Benim yaptığımda hata nerede diye bakıyorum. MapView da bir problem bir problemimiz yok gibi duruyor ama problem nerede diye bakıyorum. Şu neymiş? Yok, burada da problem yok. Yani bunlar tamam yani normal işlemler. O güzel geliyorum. title'ın olduğu sürece şeyi gönderiyor. Şuradan bir devam edeyim. Aa geldi. Aa, hata. Allah Allah. Demin kastı herhalde. Ben de kendi kendime sorguluyorum. Ya, çünkü problem yok eminim. Tamam on numara işte. Demeye çalıştığım şey buydu. Sadece kendi alanlarını tetikletiyor. Ve bu sayede ben UI'deki bu değişikliği veya buradaki alan sayesinde başka hiçbir yere dokunmadan bu değişikliği yakalıp istediğim yapıp bu tarafta UI'imi güncelleyebiliyorum. Benim tek olayım zaten bu. Düşündüğüm veya istediğim şey buydu. Onu da yaptıktan sonra zaten herhangi bir sayfamda, herhangi bir lojimde istediğim e, aksiyon alıp istediğim UI'mi çizebilecek olacağım. Hani bu yaptığım bir de ben şey iOS simülatörde göstermek istiyorum size. Ee, şimdi kaç tane kapatalım bilgisayar çünkü birazcık haddini aşıyor sanki kastım. Tamam. Tamam. Ee, RUN'ı göreyim de ondan sonra bırakacağım zaten şurada. Ah tamam buradan çalışıyor. Şimdi özellikle state management üzerine hani okumalarınıza devam ettiğinizde siz de okuduğunuz okumanız gerekiyor zaten. Çünkü bence bu tamamen business'la alakalı bir karar. Ee, hangisini seçeceğiniz, hangisinin daha iyi olacağı vesaire ama ben bu tür şeylerde hani state management yapayım da uygulama daha şişo de değil yani. Hani da yapabilirsiniz. Çok basit bir şekilde uygulamayı yönetebilirsiniz. Hisleriniz ne, süreniz ne veya karşılayacağınız ne veya uygulamada ihtiyacınız ne kadar var? Bunu sorgulamanız gerekiyor. Bunu yaptıktan sonra Mohab Mobix kullanmışsınız ama bir şey kullanmışsınız. Ve burada şunu kaçırmamanız lazım. Diyelim ki Mobix'i kullandınız. Hani bu sizin bloku kullanamayacağınız anlamına gelmez. Veya provider kullanamayacağınız anlamına gelmez. Bunların hepsi aslında e, streamler falan filan. Hepsi aslında aynı dünyaların çocukları diyebilirim. Ama bazıları mesela bu, builderla kendisi runtime'de bir data oluşturan bir şey. Ama mesela diyelim ki şu bu çalışıyor mu? Ona emin değilim ama. Bir saniye. Her yani şey çalışmıyormuş ki. Ben de diyorum ki. Dediğim gibi. E, tamamen biz business ve sizin kararınız. Gerisi önemsiz. E, Mobix de bence efektif olarak kullanılabilecek çok iyi bir patent. Bu etme yöntemleri hoşuma gitmese de bu modeli de böyle çok sevmesem de e, yine de idare eder. Ben artık zaten modelleri falan yaparken de şu şekilde kullanıyorum. Hani ya bendeki o extensionlarla mesela diyelim ki bak hello diyorum. Tamam mı? Buraya gelip mesela diyelim ki string name var. Benim extensionlar zaten bana artık her şeyi veriyor. JSON serialization diyorum. Aa, her şey hazır vallahi. Ne bileyim. E, buradaki extensionlar güzel extensionlar geldi artık. Yani şuna dokunduğumda Encapsule mi etmek istersiniz? Construct oluşturmak istersiniz? Dataları oraya mı atacaksınız? E, to string to equality bunlar güzelle. Equality özellikle şu çok önemli özellikle. E, hani normalde bir obje eşit eşit yaptığınızda e, hash kodundan ötürü e, eşittir dediğinizde true dönmez. Yani iki tane veli objesi new deyip oluşturduğu için aslında yani new oluşturduğunuz için veli eşittir veli yaptığınızda çalışmaz. Çünkü yerleri ve Hash kodu farklıdır ama şu Operator'ı override ederseniz burada Bu sınıf için iki objeyi karşılaştırdığında eğer şu dataların üçü aynıysa size e, True cevabını dönecektir ve de aslında belki de bu sizin request'inizi veya herhangi bir modelinizin eşitliğini sağlamış olacaktır. Bence bu da çok güzel. Yani e, Operator'ın override edilmesi Dart'ta çok efektif bir şekilde yine kullanılan yöntemlerden bir tanesi. Şimdi IOS'ta da geldi iOS'ta da ilk inişler ettiğimde herhangi bir kol atmadığım için Hello 2 geliyor. ilk baştan al. Ben şimdi bunu burada sağ çektiğimde yine aynısını zaten iOS'ta da Android'te de bildiğimiz gibi alabiliyorum. Ah, RAM'den ötürü sanırsam iyice kastı. bilgisayarda kastı. Eee onu şuradan şu son açtığımda keşi kalıyor. Bu gelmeyebilir gerçi de. Yok bu o benim yaptığımda bu eski olan. Ya o demin gördüğünüz gibi aslında. Evet, bilgisayar inanılmaz şu an kastı. Muhtemelen 5 MB falan yer kaldı artık. İki taraf içinde bir böyle observable'larla ne bileyim bir listeden cevap geldiğine bilmem neden cevap geldiğine falan filan hepsini çok hızlıca böyle handle edip e, ön tarafa UI'yi hiç zorlamadan gerekli yerlere göstererek aslında çok daha efektif uygulamalar yazmış olursunuz. Yazacak yazabilirsiniz yani Mobix ile birlikte. Mobix artı Provider yaptığınızda da zaten uygulamanın bence inanılmaz efektif bir şekilde hayatına devam etmesini de sağlamış olursunuz. Ee, bu ders bu kadar. Bu uygulama dediğim gibi Store'a çıkacak. Google Maps login ekleyeceğim. Şu yeni servis kollarını ekleyip Store'a ve Store'a sertifik atma süreçlerini diğer videolarda anlatacağım. Easy çek seviyede tamamen başlangıç seviyesinde halledip bitireceğim bu işi. Teşekkür ederim. İyi çalışmalar. Kolay gelsin.